Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda hipertansiyon hakkında bilgiler vereceğiz. Destek için abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler. Hipertansiyon nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Hipertansiyon hastalığı tüm dünyada yaygın olarak görülen kronik rahatsızlıkların başında gelir. Ülkemizde neredeyse 15 milyon kişi, yani her 6 kişiden biri yüksek tansiyon belirtileri taşır. Bu hastaların yaklaşık %5'i etkili bir tedavi ile sağlığına kavuşabilir. Hipertansiyon nedir? Kan kalpten pompalanır ve damarlarda dolaşırken damarlara bir basınç uygular. Tansiyon olarak tanımlanan kan basıncı değeri kişiden kişiye değişiklik gösterir. Kan basıncı sistolik ve diastolik olmak üzere ikiye ayrılır. Kalp kasılır ve damarlara doğru kanı atar. Kanın damarlara attığı kan basıncına sistolik denir. Kalp gevşediğinde ise hala damarlarda kan basıncı bulunur. Bu basınca diastolik denir. Sistolik kan basıncı büyük tansiyon, diastolik küçük tansiyon olarak da bilinir. 18 yaşın üstündeki erişkin bir bireyin istirahat halindeki normal sistolik kan basıncı en yüksek 120 mm civa, normal diastolik kan basıncı ise en yüksek 80 mm civa olmalıdır. Kısaca halk dilinde 12-8 olarak bilinir. Hipertansiyon hastalarında kan damarlarındaki basıncın değeri normalin üzerinde seyreder. Hipertansiyon belirtileri nelerdir? Tansiyon 180/110 mm civanın üzerine çıkmadığı sürece herhangi bir belirti göstermeyebilir. Ancak sürekli yüksek olduğunda vücuda zarar verir. En çok görülen yüksek tansiyon belirtileri, sık idrara çıkma, özellikle geceleri uyanıp idrar yapma, bulanık ya da çift görme, bacaklarda şişlik, nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk, isteksizlik, kulak çınlaması, burun kanamaları, düzensiz kalp atışı ve kalp ağrısı, baş dönmesi ve baş ağrısı. Hipertansiyon nedenleri nelerdir? Tansiyon yüksekliğinin genetik ve çevresel faktörler olmak üzere en önemli iki nedeni vardır. Birinci derece akrabalarında yüksek tansiyon öyküsü olan kişilerde hipertansiyon görülme riski büyüktür. En yaygın olarak görülen hipertansiyon nedenleri, aşırı tuzlu gıdalarla beslenme, kafa içi basıncın yüksek olması, aort damarının kalpten çıktığı bölgenin dar olması, böbrek üstünden salgılanan kortizon veya aldosteron hormonlarının aşırı salgılanmasına bağlı olarak görülen Crohn ve Cushing hastalığı, böbrek tümörleri, akut ya da kronik böbrek hastalıkları, böbrek damarlarının daralması, tiroid bezi hastalıkları, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, gebelik, soğuk algınlığı ilaçları, dekonjestanlar, bazı ağrı kesiciler, doğum kontrol hapları, kokain ve amfetamin gibi yasa dışı ilaçlar, kilo fazlalığı, alkol ve sigara kullanımı. Hipertansiyon tedavisi nasıl olur? Yüksek tansiyon hastalarının tedavisi için öncelikli olarak hastaların yaşam tarzında değişiklikler yapması istenir. Tansiyon hastası ideal kilonun üzerinde ise ideal kilosuna dönmesi için yeterli ve dengeli bir diyet programı uygulaması önerilir. Tuz tüketimi kısıtlanır ve meyve sebze tüketimi artırılır. Margarin, tereyağı ve kuyruk yağı gibi doymuş yağ oranı yüksek gıdalar diyetten çıkarılır. Alkol ve sigara kullanımı kesinlikle bırakılmalıdır. Tansiyon hastalarının düzenli fiziksel aktivite yapması, kan basınçlarının düzenlenmesini sağlar. Yaşam tarzındaki değişikliklere uyum sağlayamayan ya da değişikliklere rağmen tansiyonu düşürülemeyen hastalara ila tedavisi uygulanır. Kronik bir hastalık olan hipertansiyon yaşam boyu belirli aralıklarla doktor kontrolü gerektirir. Doktor tarafından önerilen ilaçların düzenli olarak alınması ve doktora danışılmadan dozunda oynamalar yapılmaması gerekir. Tansiyonu ne düşürür? Yüksek tansiyon durumunda hastanın ellerini, ayaklarını ve kollarını normal musluk suyu ile yıkaması önerilir. Soğuk su ile yapılan duş da, kan basıncının düşürülmesine yardımcı olur. Tansiyon yükseldiği zaman hemen bir limonun suyunu sıkıp sulandırarak içmek kan basıncını düşürebilir. Tuzsuz yoğurt ve ayranda tansiyonu düşürücü etki gösterir. Ancak yoğurt ya da ayranın tuzsuz olmasına ekstra özen gösterilmelidir. Nar suyu ve greyfurt gibi meyvelerin suları ve kekik suyu da tansiyon düşürücüdür. Halk arasında da tansiyon yüksekliğinde kullanılan sarımsağın da kan basıncını düşürücü etkisi vardır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni konularda buluşmak üzere hoşça kalın.